Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve şu anda oyunda en çok merak edilen şeylerden birisi muhtemelen 106 tık hakkı veren kutu. Ve bugün o 106 tık hakkı veren kutudan 2 tane açacağız. Evet, yanlış duymadınız, bir değil 2 tane açacağız. Aynı zamanda yine Brawl Stars'ın Çin sürümünde 10'a yakın da mega kutu açacağız. Daha önce 106 tık hakkı veren kutu ile ilgili bir video çekmiştim. Hatta geçtiğimiz günlerde yine Çin sürümünde bayağı bir kredi biriktirmiştim ve 25 tane mega kutu açılımı yapmıştık ve inanılmaz şeyler çıkmıştı. Ve siz iki videoya da inanılmaz like attınız. Desteğiniz için çok teşekkürler. O yüzden bu videoyla karşınızdayım. Eğer o kutulardan 106 tık hakkı vermese bile, bu arada ben size 106 tık hakkı vermiş bir kutunun açılımını da göstereceğim. Bu kutu açılımını yapabilmek için çok uzun zamandır Çin sürümünde kasıyorum bu arada arkadaşlar. Yani 2000 kupayı falan geçtim ve gerçekten de bayağı bir emek veriyorum. Bakın, günlük olarak görevleri falan da tamamlıyorum. Siz de lütfen bu emeğe karşılık aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Bir de kanala abone olabilirseniz çok sevinirim. 600 bin aboneye doğru hızla ilerliyoruz. Öncelikle Çin sürümü içerisinde bir tane arkadaşlar gelen kutusunda bir şey var. Bunun ne olduğunu inanın ben de bilmiyorum ama. Evet, böyle Poco'nun bir tane rozetini verdi. Bunu neden verdi şimdi hatırladım. Bakın, şöyle bir etkinlik var. Daha önce bundan sanırım bahsetmiştim. Böyle 10 tane kostüm, hatta bir de El Primo'nun kostümüyle 11 kostüm var. Ve bunları sadece görev yaparak ücretsiz alabiliyorsunuz. Ben gördüğünüz gibi 8 tanesini aldım. Sadece 2 tanesi kaldı. Bir de El Primo kostümü kaldı. Onu da sayarsak 3 tanesi kaldı. Onlar için de her gün kasıyorum arkadaşlar. Yani bütün görevleri vesaireyi yapmaya çalışıyorum. Hatta bakın şuradan göstereyim. Şu an bugünün ve haftanın bütün görevlerini tamamlamışım. Şimdi kredileri toplayacağız, kutuları açacağız ama ondan önce şuradaki 3 boyutlu lobi sisteminde bir şey göstereceğim. Geçenlerde yapılan podcast'te sizinle videosunu paylaşmıştım hatırlarsanız arkadaşlar. Buna benzer bir şey yapılmayacağı söylendi. Çünkü bunun tek olayı arkadaşlarınızla ya da işte herhangi globaldeki tanımadığınız kişilerle tanışmak ve sohbet etmek. Yani sadece sohbet. Onun dışında oyuna herhangi bir katkısı olmadığı için şu an kısa dönemde en azından böyle bir şey yapmayacaklarını söylediler. Bakın arkadaşlar, burada Moon Juice diye bir şey var ve orada Barley'nin barına benzer bir yer ve bir robot var, orada içecek servisi yapıyor. Moon Juice ay suyu anlamına geliyor ve stresten kurtulmak için böyle bir vitamine benzer bir şey gördüm arkadaşlar. Bilmiyorum onunla mı ilgili ama Moon Juice diye bir şey var, yani ay suyu ve dediğim gibi yurt dışında bu stresten kurtaran bir vitamin hapı gibi satılıyor. Brawl Stars'a da hani Star Park'ta çok stresli bir ortamda işte savaşçılar falan savaşıyor. Acaba onunla ilgili bir gönderme olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yoruma yazın. Yine ikinci haritanın içerisinde de arkadaşlar şurada Tomorrow World, yani yarının dünyası, geleceğin dünyası gibi bir şey yazıyor ve burası Star Force sezonu, uzay gemileri falan var. Arka tarafta bir tane de uyarı monitörü var. Burada da error, yani hata diyor arkadaşlar. Hata mesajı veriyor. Ama Tomorrow World, yani geleceğin ya da yarının dünyası denmesi de Brawl Stars için gerçekten ilginç. Yine bir başka haritada şurada gördüğünüz gibi bakın Mortis'in balon halini görebiliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda diğer tarafta da yine Piper'ın balon halini görebiliyoruz. İkisi de uçuyor. Burada Poco'nun gitarı vesairesi de var. Gerçekten çok tatlı. Ve Star World, yani Star Dünyası isminde bir Luna Park burası. Gördüğünüz gibi şöyle arka tarafta dönme dolap vesaire, tren falan gidiyor. Gerçekten çok çok güzel bir Luna Park var. Ama asıl göstermek istediğim bu 3 boyutlu haritaların içerisinde şöyle bir yer var arkadaşlar. Bakın burası zaten son harita. Burada Colt ve Shelly'nin Çin sürümüne özel kostümlerini görebiliyoruz. Sinema ekranı gibi bir ekran var. Bakın Shelly Colt falan yazıyor. Şurada da Stu'nun yine bir kostümü var arkadaşlar. Stu kostümünü görebiliyoruz. Burası arcade bölüm, yani Atari makinelerinin olduğu bölüm. Yine burada Japonca bazı şeyler yazıyor arkadaşlar. Ve burada yine Rico'nun bir alanı var. 8 bit ve Ems kostümünü görüyoruz. Yine Burger Brawl diye bir şey var. Hamburgerci gibi. Burada da Atari makineleri var arkadaşlar. Bakın bu Atari makinelerini de şöyle bir göstermek istiyorum. Poco Loco, Lucador. Lucador'un üstünde Star TV yazıyor Atari makinesinde. Sol taraftakinde de sanıyorum Colt var. Ortadakinde El Primo var. Sağ taraftakinde Star TV yazıyor. Ve burada yine Mr. Bat's Home Run BB'ye bir gönderme arkadaşlar. Gerçekten çok çok güzel bir yer yapmışlar. Yani şurada ortada yine yılbaşı ağacı ve tik kostümü vesairesi var arkadaşlar. Bu haritaları bir tane short videosunda kısa bir şekilde göstermiştim ama içerisinde gerçekten çok farklı şeyler var. Onları da size göstermek istedim. Bu arada şurada da arabalar varmış. Bunu da şimdi fark ettim.
Şimdi hemen isterseniz kutuları açmaya başlayalım. Öncelikle şuradan biraz bir şeyler toplamam lazım arkadaşlar. Bakın şimdi 520 kredi topladım. Karakter olarak bana karakter vermesi lazım ama Star Yolu tamamen kaldırıldı. Artık kredilerle sadece kutu açıyoruz ve birazdan yine mega kutu da açacağız. Bu arada bundan şey vermedi, ses gelmedi. Destansı acaba başka bir şey verir mi? Bir karakter falan verir mi diyecektim ama bundan bir şey verdi. Neyse karakter falan vermedi. Buradan ses geldi mi? Galiba ses geldi. Şimdi bir tane daha kredimiz var. Bunu da alalım. Bunlar mega kutu almak için önemli olacak. Kaç tane mega kutu açabileceğim tam bilmiyorum bu arada. Şunu bir tıklayalım arkadaşlar. Şunu şimdi alınca evet Dynamike'ımız yokmuş bu arada ya. Ben Dynamike var ve onun yerine bana kredi verecek diye hesaplamıştım başta 10'a yakın mega kutu derken. Şu anda herhalde 10'a yakın açamayacağız diye tahmin ediyorum ama. Oba yalnız gizemli dedi. Efsaneviye döner mi? Efsaneviye dönmedi ama. Gizemliden bir karakter ver. Abi aksesuar yapma ya. Aksesuar deme be abi. Yani bu kadar hani gizemli çıkartmışız ne güzel yani. Ondan da güzel bir şey çıksa. Neyse aksesuar çıktı. Yapacak bir şey yok. 50 güç puanı. Bu arada şu güç puanları da arkadaşlar yine düzeltilecekmiş. En son podcast'in içinde söylediler. Bir de en son podcast'in içinde söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Normal şu anda Supercell Make'den hani kostüm tasarlıyoruz ya arkadaşlar. Aynı onun gibi karakter tasarlanabilecek bir Supercell Make getirmeyi düşünüyorlar. Ki bence de bu arada çok çok güzel olur. Çünkü çok güzel karakter konseptleri vesairelerini görüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şey olsa kostüm tasarlama gibi böyle karakter tasarlayacağımız bir yarışma olsa katılmak ister miydiniz? Ya da en azından olmasını ister miydiniz? Bunu da yoruma yazarsanız çok sevinirim. Şuradan hemen yine güç puanlarını toplayarak devam ediyorum arkadaşlar. 1000 güç puanı daha geldi. Lazım oluyor gerçi şu anda orada da yine bazı işte karakterleri falan yükseltiyorum. O yüzden güzel oluyor. Buradan devam edelim. Bu arada bunu da sanırım 50 seviye zaten. 50 seviye kaçıncı seviye getirdim bilmiyorum. Elmas toplamam lazım çünkü 80 elmas karşılığında açacağız o 106 tık hakkı veren kutuyu. Eğer 106 tık hakkı vermese bile o 106 tık hakkı verdiği kısmını size göstereceğim arkadaşlar. Yani 106 tık hakkı verince nasıl oluyor? Onu size göstermiş olacağım. Bu arada Brawl Pass keşke alabilsek. Kaç seviyeye kadar kastım ben de bilmiyorum inanın ama böyle hızlı bir şekilde açmaya çalışıyorum. Tabi burada esas amacım benim kredi almak. Kredileri toplamak. Kaç tane mega kutuya yetecek bilmiyorum. Çünkü ben Dynamike'ı bende var gibi hesaplamıştım arkadaşlar. Bakalım şimdi burada bir destansımız var. Şuradan bir de bunu açalım. 41 seviyeye kadar gelmişim. Çok fazla bir şey kalmamış. Burada efsanevi falan da var aslında. Şimdi toplamda bizim kaç kredimiz oldu? Hemen bir bakalım. 1763 kredimiz oldu arkadaşlar. 176 kredi. Tam 10 tane mega kutu açabiliyorum ya. Gerçekten yanlış hesaplamış olmama rağmen tam 10 tane değil mi? Yanlış değil. Aynen tam 10 tane mega kutu açabileceğiz arkadaşlar. Bu efsane bir şey. Ve şundan da 80 elması açabiliyoruz. Ve bizde tam 160 var. Tam 2 tane de oradaki 106 tık hakkı veren kutudan açacağız. Öncelikle isterseniz mega kutuları açalım. Ondan sonra da diğer kutulardan açalım arkadaşlar. 2 tane. Ve eğer çıkmazsa yine 106 tık hakkı nasıl oluyor onu da dediğim gibi göstereceğim. Şu anda birinci mega kutuyu açtım ve 1 dedi maalesef. Ve eğer bu videoya 10.000'den fazla like gelirse arkadaşlar hem bu 106 tık hakkı veren kutudan hem de normal mega kutudan yine sizin için kasacağım, biriktireceğim. Yani Brawl Stars Çin sürümünde kasmamın tek sebebi aslında sizin önceki videolara like atmanız ve devamını istemenizde. O yüzden yine devamını isterseniz aşağıdan like atın mutlaka. 2 dedi, bir tane karakter sanırım geliyor mu? Evet bir tane karakter geliyor. Bu arada eskiden 6-7 tık hakkı veriyor. Artık niye vermiyor diye ben sormuştum önceki videoda. Bir arkadaş şey yazmış çok mantıklı. Ben unutmuştum onu. Eskiden karakterlere güç puanları veriyordu ya. Mesela işte Brock için güç puanı falan gibi. Karakterlere güç puanı verdiği için 6 ya da 7 tık hakkı veriyordu. Ya da işte en azından 5 tık hakkı veriyordu. Artık öyle bir şey kalmadı. Tek güç puanı veriyor. O yüzden az veriyor. Ve ne geldi bu arada? Tik geldi arkadaşlar. Çok güzel. Tik bile yokmuş yani bende. Tamam devam ediyoruz. Şu anda karakterleri çıkartabilmek için kupa yolunda normal karakterleri eklediler. Buradan çıkartabiliyoruz. Normal katalog var mı? Katalog içerisinden alabiliyor muyuz? Bir dakika katalog var arkadaşlar ama katalogdan sanırım karakter alamıyoruz. Şuradan yine şey olarak alabiliriz herhalde. Buradan mesela bu şekilde alamıyoruz. Yok bizi kutuya yönlendiriyor. Elmasla alınıyor mu dedim. Elmasla alınmıyor arkadaşlar. Yok elmasla alınmıyor. Bizi direkt olarak gördüğünüz gibi kutuya yönlendiriyor ve sadece kutudan çıkartabiliyoruz yani. Tamam buradan bir tane daha tıkladım. Ve bundan da bir karakter verir mi? Bundan bir dedi. Bir deyince herhalde çıkmıyor. Bakalım 10 tane mega kutudan
ne verecek gerçekten çok merak ediyorum. Bu arada 106 tık hakkı veren kutu gerçekten 106 tık hakkı verirse bugün mesela, ya da en azından 60-70 falan tık hakkı verse, hesabı bayağı bir maxlarız. Öyle bir şey olsa keşke ama tabii bayağı zor bir ihtimal. Bu arada bundan da maalesef vermedi. En azından bir karakter daha verirsen bu arada güzel olur. Çünkü kredilerimiz de azaldı. Kaç tane kaldı bilmiyorum. Bundan da bir dedi. Bir tane sadece karakter çıkartabildik ya. Bir tek tik çıktı değil mi? Başka bir şey galiba gelmedi. Bir tane daha açıyorum. Hadi bundan ver artık. Ver artık bundan. 2 dedi. Tamam güzel. Bir şey geliyor arkadaşlar. Ne geliyor? Ne geliyor? Tıklıyorum. Ne geliyor? Jackie geldi. Tamam olsun ya. Karakter gelsin de ne olduğunun çok önemi yok. Devam ediyoruz. Bu arada bayağı benim hoşuma gitti ya bu mega kutu açma olayı, gerçekten güzel. Abi bundan da keşke verseydi. Yani karakterleri bu şekilde çıkartma olayı eskiden yaptığımız bir şey olduğu için nostalji, benim hoşuma gitti. Sizin de sanıyorum beğendiğiniz ve like'larınız da zaten bunu gösteriyorsunuz çünkü önceki videolarda. Bir iki tane daha bir karakter verseydin güzel olurdu. Bu arada kaç tane? Bir tane kaldı. Son bir tane kaldı arkadaşlar. Tıklıyorum. Ve bundan da bir karakter geliyor galiba. Aynen, bundan da bir karakter geliyor. Tıklıyorum. Ne geliyor acaba? Şimdi basıyorum. Hemen basıyorum. Abi aksesuar deme be. Aksesuar deme ya. Keşke karakter gelseydi. Şimdi de şu kutulardan açacağım ama önce bir şuraya bir bakmak istiyorum. 25 arkadaşlar, bakın Miko var, Tara var. Şurada Maze falan var. Baya baya güzel oldu yani hesabımız. Ve burada şimdi şunu da açacağım. 2 tane. Tabi bunda normal bir tık da verebilir. Yani boş da çıkabiliyor bu kutu ama bir tanesini 80 elması açabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada burada ne yazıyormuş bir bakalım mı? Tüm kahraman hazine sandığında bulunan eşyalar tamamen kahramanlardır. Hazine sandığının 10 katı tadını çıkarın diyor. Hazine sandığı dediği mega kutunun 10 katı mı artık bilmiyorum nasıl olduğunu. Neyse ben de ilk kez açıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ya bir tık falan verecek. Muhtemelen böyle boş gibi çıkacak ama belki çok tık verir mi bilmiyorum. Arkadaşlar çok güzel. Şunun bir ekran görüntüsünü alacağım. Gerçekten çok güzel yani. Kutunun açılma efekti falan da çok güzel yapmışlar. Yani açmaya kıyamadım diyeceğim. Tıklıyorum ve bakalım ne veriyor. 2 tık hakkı verdi. En azından bir tane karakter ver bari. Tamam, en azından bir tane karakter veriyor. Keşke biraz daha fazla tık verseydin. Güzel abi, yapma ya. Karakter vermedi ki. Bu çok kötü oldu. Neyse bunlar çıktı. Boş çıktı resmen. Bir tane daha hakkımız var. Bunu da açıyorum arkadaşlar. Buna da tıkladım ve bakalım bundan ne verecek. Gerçekten bundan en azından bir tane de olsa karakter ver. Tıklıyorum ve bir dedi ya. Maalesef bundan da bir şey vermedi arkadaşlar. Ve ben bunu yine sizin için ama biriktireceğim ve bütün elmasları o kutuya harcayacağım. Yani o kutudan daha yüksek tık hakkı, hani 106 olmasa bile şöyle 50-60 tık hakkı alana kadar açacağım. Ama hiç üzülmeyin, şimdi 106 tık hakkı veren bir kutunun açılımını sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Bakın 106 tık hakkı veriyor bu kutu, aynı kutu. Ve içerisinden neler çıkıyor şimdi bakalım isterseniz. Yıldız gücü çıktı Colette'in. Yine Meg'in yıldız gücü çıktı. Ve bunun içerisinden yani karakterler çıkıyor arda arda. Tabii bütün karakterler çıkmıyor da yıldız güçleri çıkıyor. Bayağı bir şeyler çıkıyordu hatırladığım kadarıyla. Yani keşke şöyle bir şey yaşanabilse ama çok çok büyük bir şans yani. Gerçekten çok küçük bir ihtimal, öyle söyleyelim. Burada hala bakın yıldız güçleri 97 tık. Hani biz eskiden mesela 7 tık falan verdiği zaman çok sevinirdik. Düşün 106 tık veriyor yani, böyle bir güzellik. Gerçekten yani inanılmaz bir şey. Keşke bunu yapabilsek ama ben sonrası için yine arkadaşlar dediğim gibi bu videoya 10.000'den fazla like gelirse buna yine 80 elmas biriktireceğim. Mümkün oldukça fazla elmas biriktireceğim. Hatta belki satın alabilirsem satın alıp bol bol o kutudan açmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve bakın şu anda karakterler gelmeye de başladı. Sam geldi. O zaman tabii kromatik enderliğin olduğu zamanda açılan bir kutu bu. Sam geldi. Lola geldi. Bakalım başka neler gelecek. Janet geldi. Aynen Janet geldi. Baksanıza arda arda ne kadar güzel. Mandy. Hala karakter gelmeye devam ediyor. Sprout geldi gizemli. Çok iyi değil mi ya kutu? Byron geldi. Süper bir kutu gerçekten. Bakın şu anda da eşyalar geliyor arkadaşlar. Aynı karaktere birden çok eşyalar falan geliyor. Ben tekrar elmas biriktirip ondan sonra tekrar bu kutudan açacağım arkadaşlar. Evet Mandy'ye, Griff'e bayağı ya o 106 tık hakkının çok büyük bir bölümü aslında sanırım eşyalara gidiyor. Çünkü aynı karaktere de bayağı eşyalar çıkıyor gördüğünüz gibi. Başka bir şey çıkacak mı bakalım? Ama olsun abi, sonuçta o eşyaları falan da alıyorsun yani. Bayağı bir hesabı yükselten bir şey. Bayağı bir eşya çıktı. Karakter kaç tane çıktı bilmiyorum ama siz yoruma yazabilirsiniz. Ve son bir tık hakkı 27.600 kredi mi? 27.600 kredi verse
176 krediyi de kaç oluyor? 176 krediden 17.600 desek 100 tane mega kutu, hatta neredeyse 150-160 tane falan mega kutu açabiliriz 27.000 krediyle. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz aşağıdan bir tane like atmayı, kanala abone olmayı, marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olmayı unutmayın. Şu anda 7 Brawl Pass Plus çekilişlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Ekrandaki videodan çekilişe katılabilirsiniz. Yine en son yüklediğim Brawl Stars videosunu izlemediyseniz yeni güncelleme ile ilgili çok önemli bilgiler var. O videoyu da izleyin. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.